Neden kabir azabı? Ölüleri istismar edip dirilere tahakküm etmek için. Dünya insanın, ahiret Allah'ın, peki din adamları, esnafı alemsiz mi kalsın ya? Yani Allah'ın alemi var ya. Din adamları, esnafı alemsiz mi kalsın? Bir de kabir alemi olsun değil mi? O aleme de bunlar hükmetsinler. Kabir azabı bir itikadi soygun silahıdır dostlar. Eller yukarı, kimseler kıpırdamasın. Kabir sektörü ve para çoğaltma tutkusu. Telkin, soygun, yanmaz kefen, kim satacak yanmaz kefeni kabir alemi olmazsa eğer, kabir azabı uydurulmazsa eğer, kim alacak yanmaz kefeni? Evet, görüyorsunuz değil mi? Ehli kitap kaynaklı ölünün 7., 40., 52. gecesi hikayelerini geçtik. Bizdeki karşılığı parayla Kur'an seslendirme sektörü. Seslendirme diyorum çünkü okuma o değil. Okuma başka bir şey. Deli deli sorular geliyor aklıma şimdi kabir deyince. Atom bombasının buhar ettiği 300 bin kişiyi biliyorsunuz değil mi? Hiroşima ve Nagasaki'de 1945 yılında Enola Gay geldi, iki tane yükünü bıraktı iki şehre. 150'şer bin insan, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar gitti. Buhar oldu. Yani kemikleri falan duruyor sanmayın. Atom bombası böyle bir şey. Buharlaştırır. Moleküllerine değil, atomlarına ayırır. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey. Yok. Kabri de yok. Yırttılar. Kabir azabı yok. Hadi buyur. Ne olacak şimdi bunların kabri? Azabı? Kabir hayatı? Kabir hayatsız 300 bin kişi. Kabir hayatsız. Olur mu? Evet. Yani ödül de varsa olmaz, ceza da varsa olmaz. Kabir hayatı yok. Titanik'te ölen binleri, deniz canlıları yedi. Hiçbir mezarları olmadı. Onların da kabri yok. Kabir hayatı ne olacak şimdi? Ve yüz binlerce batan gemide ölenlerin kabri yok. Cesedi yakılıp kül olan milyonlarca, ne yüz milyonlarca, milyarlarca. Hindu'dan bahsediyoruz. Hinduluğun geçmişi 3500 yıl. Vedaların tarihine bakalım. İlk veda M.Ö. 1500. Dolayısıyla 3500 yıl. Budist, 2500 yıl Budizmin tarihi. Peki bunlar yakılıyor ve kül oluyor. Kabir hayatı yok, ne olacak? Ganja savruluyor. Ben gözlerimle gördüm. Evet, ne olacak? Cesedi akbabalara sunulan bir din var. Ölülerin cesedini en yüksek bir çukura götürür dağın tepesinde. O çukura koyarlar, cesedi açarlar ve akbabalar ve vahşi hayvanlar gelip yesin diye. Bu bir inanç. Mecusilik inancında ölüm budur. Peki, kabir hayatı ne oldu şimdi? Ne olacak şimdi? İnsanlık tarihinin başından beri vahşi hayvanların yediklerinin kabri yok. Ya zavallıyı kurt yemiş. Kurdun karnı. Kabir hayatı nerede şimdi? Her yıl yanarak yok olan, külü dahi olmayan yüz binler ne olacak? Kabir hayatı yok. Firavun boğuldu. O Firavun cesedi diye size satılan şeye inanmayın, o bir köylünün cesedi. Cesedi yok etti deniz. Bir gün kabir azabı çekmeden gitti, ne olacak? Kabir hayatı yok. Daha beteri, milyonlarca mazlumun katili Hitler yırttı mı? Ne cesedi, ne külü, ne mezarı var Hitler'in. Kabir hayatından yırttı, kabir azabından yırttı. Bu kadarcık bir soruya dayanamayan bir din olur mu? Bu soruları ben soruyorum da başkaları niye sormuyor arkadaşlar? Niye sormuyor? Bir de şunu inanamıyorum, anlayamıyorum. Kabir azabına bu kadar niye düşkünsünüz?
Bir insan yar bana bir azap diye taşa toprağa düşer mi ya? Yani azaba niye bu kadar meftunsunuz? Niye bu kadar düşkünsünüz? Ya aslında gelip bana teşekkür etmeniz lazım. Hay Allah razı olsun senden, Allah'ın Mustafa kulu. Bugüne kadar uykularımı kaybediyordum. Yokmuş meğerse bir daha yanmaz kefene param verecek olursam Allah belamı versin der insan değil mi ya? Peki bunu diyecek yere niye bizi hedef gösterirsiniz? Niye linç edersiniz? Niye sapık diye suçlarsınız? Niye? Azaba niye bu kadar düşkünsünüz? Her yıl yanarak yok olan, külü dahi olmayan yüz binler ne olacak? Evet, işte bu. Utanmadınız mı? Kabir hayatı ve azabı üzerine yüzlerce kitaplık yalan dolan yazmaya utanmadınız mı? Yüzyıllardan beri bunca insanı korkutmaya, sömürmeye, soymaya utanmadınız mı? Daha kaç insanı dinden ve imandan etmeyi bekliyorsunuz? Torunlarınızın sorularına vereceğiniz yalan cevapları hazırladınız mı? Ey Diyanet, bu tiyatroya bir son vermek için cesaretin, dirayetin, diyanetin var mı? Evet. Yok. Yapabilir mi? Yapamaz. Niye yapamaz? Çünkü ekmeğini yiyor. Evet. Kabir azabı sektörünün korkutma silahı. Yatsı namazından sonra Mülk suresini okuyan kabir azabından korunur. Alın size Allah Resulü'nün diline konmuş bir yalan. İstanbul'da ünlü bir şeyh ahiretten bildiriyor. Ahiretten bildirilmez mi? Bizim medresede okuyanın ana babasının kabir azabı çekmediğini gördüm diyor. Görmüş efendim, görmüş. İyi mi? Kabre nasıl girdin de gördün? Yani diriyi dikizliyorsunuz da ölüyü nasıl dikizliyorsunuz? Değil mi? Dini yalandan, imanı iftiradan olunca böyle oluyor işte. Ya atma Recep de diyen de yok ya. Din kardeşiyiz diyen de yok ya. Ama atıyor, görüyorsunuz. Einstein cesedinin putlaştırılması endişesiyle yakılmayı vasiyet etmiş, iyi mi? Ölülere köşk yaptıranlar dirileri evsiz bıraktılar. Maalesef öyle. Adamın boyu 1.60. Kusura bakmasın 1.60 boyunda olanlar. Allah öyle yaratmış, ne yapalım? Evet, beni de yaratabilirdi. Ama adamın boyu 1.60 gerçekten. Kabri 160 metrekare. Kabri 1600 metrekare. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne işe yarar? Dirilerin ihtiyacı var. Diriler el kadar yer bulamıyorlar. Değil mi? Kahire'de 3 milyon insan ölülerle birlikte mezarları mesken tuttu. Bu Kahire'deki ölüler şehridir dostlar. Bunların hepsi mezardır, ev değil. Ev mi zannediyorsunuz? Hayır, bunların hepsi mezardır. Ayrıntıya bakalım mı? Buyurun. Manzara budur. 3 milyondan fazla insan, Kahire'ye gidenler, görenler var mı burayı? Evet. Ben orada okuduğum için efendim her gün yanından gelir geçerdim buranın. Evet. Buyurun. Bir yatırımı kâra dönüştürme zihniyeti, kabirdeki ölüden yardım isteme şaşkınlığı. Kabileci müşriklerin mezardan yardım alması örneği. Ruhçuluk, animizm dini ve kabrin ruhun evi olduğu inancı. Türbelerden medet ummak insan aklına ve emeğine saygısızlık. Bir örnek, Kahire halkının Şafii'nin mezarını taşlaması olayı. İlginçtir, duydunuz mu bunu? Evet, Üstad merhum Muhammed Gazali nakletmişti bunu. İngilizler biliyorsunuz, Mısır'ı işgal ettiler. Ne zaman? 1880'de. Mısır'ı işgal edindiğinde, Kahire'yi işgal ettiklerinde Şafii'nin mezarı var. Köprünün altında düşüyor şu anda. Yani yolumun üzerinde yine orada. Efendim. Kahire halkı gelmiş, bizi İngiliz işgalinden korumadı diye Şafii'nin mezarını taşlamışlar. Olur ya.
Ne bekliyordunuz? Bu haksızlık. Bu Şafii'ye de haksızlık. Ölüler işgalden korumazlar. Koruyamazlar. Yani ben ol dersem olur diyen Geylani Bağdat'ı işgalden korudu mu? Koruyabildi mi? Koruyamadı. Bir ayet ve bin ibret. İnneke la tusmi'ul mevte. Sen ölülere işittiremez. Neml suresi 80. İslam'da evet İslam'a meydan okuyan şeyhler. Kabrin Beytullah'tır. Ben ol dersem o şey hemen olur diyen bir şeyh var mesela Geylani. Türbenin girişin kapısında Kâbetül Uşşak, aşıkların Kâbesi yazan şey. Kimin bir ihtiyacı olursa kabrime gelinsin, istesin, hemen veririm diyen bir şey. Şahrani tabakatta yazıyor. Mezarlara rabıta yapmanın edebine dair kitap bile yazıldı bu ülkede. Ne diyeyim ben?